yılların çok konuşulan vegan makyajının hayvanları koruduğunu biliyor muydunuz? Vegan makyajı hakkında tüm bilmediklerimiz şimdi ekranlarınızda. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Bengü Hanım? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Kozmetiğe olan merakımızı biliyorsunuz. Bütün kadınlar bayılıyoruz. Evet. Son dönemlerde sürekli bir vegan duyuyoruz. Vegan evet. Makyajı nedir? Öğrenmek için sabırsızlanıyoruz. Tamam, hep birlikte öğrenelim o zaman. Bengü Hanımcığım, vegan makyajı nedir? Vegan makyaj içinde hayvansal hiçbir ürün barındırmayan malzemelerle yapılan makyaja deniyor. Aslında hayvanlara zulmü de bu sayede engellemiş oluyoruz, evet. Değil mi? Evet, evet. Yani çünkü hayvanların üzerinde deney yapıldığı için genelde kozmetik ürünlerde hayvanseverler de bunu desteklemiyor tabii. Onun evet. için vegan makyajını tercih ediyorlar. Hı hı. Biz uygulamaya başladık. Peki normal makyaj ürünlerindeki sonucu alabiliyor muyuz vegan makyajıyla da? Tabii ki alabiliriz. Aslında hiçbir fark yok arasında. Hı hı. Bu tamamen hayvanlara olan iyilik. Evet, düşünseniz ya normal bir makyaj malzemelerinde teste tabi tutulurken vegan makyajında böyle bir durum söz konusu değil. Evet. Popüler olmasına sebep de başta bence bu. Kesinlikle bu. Hayvanseverler çok fazla destekliyorlar vegan makyajı. Aslında cildimize de yararı var. Zararlı bir şey yok içinde. Çok daha faydalı. Peki diyelim ki bir mağazaya girdik ve makyaj malzemeleri alacağız. Vegan olup olmadığını nereden anlayabiliriz? Şöyle, vegan olup olmadığını logosu vardır. Vegan makyaj ürünlerinin bir tavşan logosu, o size yol gösterir vegan ürün olduğuna tavşan dair. Tavşan logosunu gördüğümüz ürünler evet. vegan makyajı evet. ürünüdür. Evet. Şu an far uygulamasından başladık. Evet. Bunlar da vegan farlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel renkler ortaya çıkıyor. Her türlü ürün mevcut. Vegan malzemede fondöten, de. Fondöten, her şey, far, eyeliner, mevcut mu? Rimel, ruj, özellikle rujlar. Peki her yerde bulabilir miyiz? Belirli markalarda var kullandığımız. Hemen hemen her yerde yok tabii ki. Daha bilindik markalar var vegan ürün satan. Oralardan temin edebiliriz. Fiyatları peki normal makyaj malzemesi ürünleriyle aynı mı? Şöyle söyleyeceğim, aslında çok enteresan, bir tık daha bile düşük. Öyle mi? Evet. Yani normal kullanılan kozmetiklerde daha yüksek fiyatlar olmasına rağmen vegan ürünlerde hem aslında iyi bir şey yapıyoruz, evet. hayvanlara zulmü engelliyoruz, kesinlikle. Hem de kesemize de yararı var. Daha uygun fiyatlar. Renkli gözlerde genelde ben kahverengi tercih ediyorum. Çok daha yumuşak, güzel görünüyor. Siyah birazcık daha böyle net bir renk olduğu için renkli gözde daha mantıklı duruyor. Ama ben yumuşak makyajlarda kahverengi tercih ediyorum. O zaman vegan ürünlerde farklı renk tonları da var göz tabii kalemi ki, olarak. Tabii ki, tabii ki. Her çok renk iyi ya. Var. Olarak aynı tekniği mi kullanıyoruz normal makyaj yaparken uyguladığımız? Tabii ki hiçbir şey fark etmiyor. Aynı teknik. Şimdi bakın concealer uygulayacağım. Hatta bunların hiç kokusu, öyle mi? Böyle rahatsız istiyorum. Edici bir dokusu ve kokusu yoktur. Bakın aynı evet. gerçekten. Şimdi aslında vegan kirpikler de var. Öyle mi? Evet. Vegan kirpikler var derken kirpikleri de mi hayvanlar üzerinde test ediyorlarmış? Test etmek değil ama hayvanların kılından da kullanılabiliyor. Öyle mi? Olabiliyor. Evet, bunu da istemediğimiz için nasıl giysilerde de bunu kullanabiliyorlarsa kozmetikte de kullanabiliyorlar. Onun için vegan olan kirpiklerden de kullanabiliyoruz. Yani dediğim gibi makyaj ürünleri sınırsız. Her şey var içinde. İsterseniz size de deneyebiliriz. Tamam, deneyelim. Tamam. Kullanmakta zorlanıyorsanız eğer özel davetlere giderken ya da özel bir gün varsa bu direkt yapıştırmalı kirpikleri tercih edebilirsiniz. Hem de gözümde görmüş olduğunuz kirpiğimiz vegan ürünü. Evet.
Sırada ne var? Şimdi fondötenimizi uygulayacağız. Fondötenimizde de her tonu bulabilir miyiz? Tabii tabii. Her ton var. Şeftali tonundaki aldıkları kimler tercih edebilir? Kimlere daha çok yakışır? Aslında beyaz tenlere daha çok yakışıyor şeftali tonları. Esmer bayanlara da daha bronz tonlar kullanıyoruz. Kaşlarımızı peki kaş kalemiyle mi yoksa kaş rimeliyle mi şekil vermemiz daha iyi? Aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Kaş kalemi, ucu sert olan kaş kalemleri kaşımızı döker. Çünkü baskı uyguladığımız için çok iyi değil. Peki kaş kalemi alırken bir mağazaya girdiğimiz takdirde şu elimizin üzerinde deneyebiliriz değil mi? Yumuşak mı? Evet, aynen öyle. Bilmiyorum. Eğer zor çiziliyorsa ve boyası geç çıkıyorsa o sizin kaşlarınızı da döker. Çünkü kıl köklerinizi çok fazla deforme eder. Onu boyayacağım diye bastırırsınız ve renk vermediği için de kaşlarınızı döker. Ama yumuşak bir kaş kalemi ise kaşınıza da zarar vermez. Hem de çiziminiz daha kolay olur. Takma kirpiklerimizi taktık. Şimdi rimel uygulayacağız üzerine. Ama isteğe bağlı olarak rimel de sürmeyebiliriz. Sürmeyebiliriz tabii ki. Takma kirpik taktığımızda zaten bir rimel etkisi yaratıyor. Ama alttaki kirpikleri de biraz olsun yukarıya yapıştırmak için gerekebilir. Ben de öyle yapacağım şimdi. Bir de aslında kullanılması gereken bir malzeme var ki o da gözaltı için transparan pudra. Çünkü insanlar hep şikayet ederler kadınlar. İşte göz altı çizgilerim var. Sen bana concealer sürdüğünde onlar çıkmasın lütfen. Çünkü makyaj ürünleri buralara aralara sıkışabiliyor. Evet, ondan sonra da kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Aslında ilk yaptığımızda gözümüze hoş geliyor aynaya baktığımızda. Sonrasında bir saat sonra burada birikintiler oluşmaya başlıyor ve çok kötü görüntüler ortaya çıkıyor. Bunun o yüzden için transparan uyguluyoruz. Yukarıya bakalım. Sıra geldi rujumuza. Peki neden ruju en sona bırakıyoruz makyajımızda? Neden ruju en sona bırakıyoruz? Çünkü makyajımız tamamen bitiyor. Yüzümüzün rengi daha güzel ortaya çıkıyor. Göz rengimiz, yanak rengimiz. Bunları tamamladıktan sonra ruj kolaylaştırıyor. Rujumuzu da uyguladık, makyajımız bitti. Peki böyle bir makyaj yaptırmak istiyorsak eğer fiyatı nedir? Ne kadar ayırmamız gerekiyor bütçemizden? Şöyle söyleyeyim, 150 TL, 250 TL arasında değişiyor makyaj fiyatlarımız. Peki neden arasında değişiyor? Şöyle kirpik uyguladığımız zaman ekstra bir ücret almak durumundayız. Sadece kirpik uyguladığımızda fiyat değişebiliyor. Teşekkür ediyorum ben. Ben makyajımı çok beğendim. Vegan nedir, nasıl uygulanır? Bengü Hanım'dan öğrendik. Siz de sevgi ve şefkati hayatınızın her anına yaymanız dileğiyle.